أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا يا رب العالمين. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde Bakara suresinin 62. ayetinden itibaren devam edeceğiz. Ders metodumuz ayetlerdeki kelimelerin hem yapısını incelemek hem manasını birlikte anlatmak, aynı zamanda o kelimelerden meydana gelen cümleleri gramer olarak tahlil etmek ve anlamlarını da cümle olarak izah etmek. Az da olsa zaman zaman ayetlerin ifade ettiği biraz tefsire yönelerek açıklamalarda da bulunuyoruz. Öncelikle ayete bir bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu. İnne, bildiğiniz gibi bir edat. Cümlenin anlamına güç katan bir edat. Aynı zamanda da fiil gibi işlem yapan bir edat. Fail ve meful almaz ama isim ve haber alır. Dolayısıyla inne edatı hem manaya güç kazandırır hem de önündeki kelimelerin son harfinin harekesini değiştirmede icraat yapar. Ondan sonra gelen bir bağlaç, ellezine, ki manasında. Yani daha sonra cümlede gelecek olan kelimeleri adeta birbirlerine bağlayacak. Tabii bu bağlacın tekili var, tesniyesi var, çoğulu da var. Yani müfret, tesniye, cemisi var. Ellezî, ellezâni, ellezîne. Bu çoğul. Neden? Çünkü çoğul bir hadiseden bahsedecek. Âmenû, iman ettiler. Ki onlar iman ettiler. Âmenû kelimesi bir fiili mazi. O da çoğul. Âmene, âmenâ, âmenû. Cemî müzekker. İman edenler. Daha vellezine. Oradaki vav atıf harfi. Bizdeki Türkçedeki ve gibi. Vellezine hadu, Yahudi oldular. Bu da bir fiili mazi. Hade Yahudu'den hadu, iman ettiler. Bir kısım. Bir kısım da Yahudi oldular. Daha o vav da atıf harfi. Ve Nasara ve Hristiyanlar. Nasran kelimesinin çoğulu bu. Nasara. Niye Nasara? Birkaç görüş var. Hazreti İsa Efendimizin Filistin'in Nasara bölgesinde doğması o dinin yani Hristiyanlığın o adı almasına vesile olmuş. Bir de Hazreti İsa soruyor. Men ensari ilallah. Benim bu işimde Allah'a kulluk veya onun dinini anlatma konusunda bana kim yardımcı olacak deyince nusrat, nasar zaten yardım etmek demektir. Ensar da zaten bu kelimeden geliyor. Medine'nin ensarı muhacire yardım ettiği için o unvanı almış. Hazreti İsa'nın havarileri de ona diyorlar ki قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ Havariler de diyor ki biz Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Daha وَالسَّابِئِينَ Sabi'iler yani bu üç grubun dışında olanlar demek. Bir rivayete göre yıldıza tapanlara da sabi'in denmiş. Ama umumi manada iman edenler, Yahudiler
ve Hristiyanların dışında kalan kişiler. Bu da bir ismi fail. Sabi'in, Sabi'an, Sabi'in. Peki bu üç grubu saydıktan sonra Cenab-ı Hak men amene. Men kim? Amene billahi. Yani şu üç gruptan, hatta dört grup oldu değil mi? İman eden Müslüman. Belki henüz daha kalbine tam iman yerleşmemiş. Yahudiler, Hristiyanlar ve bu üç dinin dışındaki insanlar. Neredeyse bütün insanlığı kaplıyor demek. Bunlardan kim men? Amene billahi. Amene fiili mazi. Amene yu'minu iman maslardır. İman etmek demek. Kime? Billahi. Allah'a iman. Oradaki ba harfü cer biliyorsunuz. Dolayısıyla lafzatullahı cer etmiş. Allah kelimesinin son harfini esre okumamızın sebebi başındaki ba'dır. Billahi. Daha neye iman edecek? Vel yevmil ahiri. Oradaki vav da atıf harfi. Ahiret gününe iman etse kişi, burada iman esaslarından iki tanesini sayıyor bakınız. Allah'a iman ve ahirete iman. Peki daha ne yapsa? Ve amile, işlese, işledi yani. Bu amile de fiili mazi. Amile ya'melu amelen. Biz Türkçe'de amele diyoruz ya, bu kelimeden geliyor o. Yaptı, etti demek. İşledi. Mamul mesela, işlenmiş demek. Mamul madde, işlenmiş madde demektir yani. İmalat diyoruz, o da aynı kelimeden geliyor. Yani bir üretim yapmak, bir şey yapmak, bir şey ortaya koymak manasıdır. Peki ne yaptı? Salihan. Doğru bir iş yaptı. Salih bir iş yaptı. Peki bu fiili mazilerin yani amene, amile, bu fiili mazilerin faili kim? Men. Bir kişi yani. Bir kişi Allah'a ve ahiret gününe iman etti. Ve iyi iş de yaptı. O men kimin yerini tutuyor? Yukarıda sayılan dört grubun yerini tutuyor. İman eden, Yahudi olan, Hristiyan olan ve bu üç dinin dışında bulunan. Yani demek ki bütün insanlığa hitap ediyor bu men. Bunlardan bir kişi. Kim olursa olsun yani. Ha diyeceksiniz adam iman etmişleri sayınca bir daha iman etmiş. Ha o belli ki İman etmiş ama henüz daha kalbine iman rasih bir kanaat olarak oturmamış. Onları yeniden Allah'a ve ahirete imana davet ediyor ve ameli salih işlemesini söylüyor. Peki men sanki bir şart edat gibi yani kim bunları yaparsa felehu. Şartın cevabında böyle bir fa harfi gelir. Fe lehum, onlar için vardır. Fe lehum. Le için demekti zaten. Bazen li olarak gelir, bazen de le olarak gelir. Fe lehum, hum zamiri, cemi, çoğul bir zamir. Fe lehum, onlara vardır. Ne? Ecruhum, mükafatları. Ecir. Ücret bu kelimeden geliyor bak. Arapça bizim Türkçemize o kadar yakın ki, yani daha doğrusu Türkçe Arapçadan o kadar kelime almış ki, kelimeleri yani Arapça kelimeleri şöyle önünü sonunu bir değiştirip bir baktığınız zaman mutlaka ondan bizim bir kelimeyi kullandığımızı göreceksiniz. Şimdi ecir kelimesinden ücreti çok rahat çıkartabiliriz. Hatta tercüme ederken bile onların ücreti diyebiliriz. Onlara bir ücret vardır
Nerede? İnde rabbihim. Rabbilerinin katında. İnde mekan zarfıdır. İndi benim yanımda demek. İndeke senin yanında. İnde rabbihim, Rablerinin yanında mükafatları vardır. Tabii burada yine bir zincirleme, bir isim tamlaması dediğimiz tetabu'ul izafat var. İnde rabbihim, Rablerinin katında. İnde muzaf, Rab muzafın ileyh. Rab muzaf, him muzafın ileyh. O him aslında hum demektir. Felehum var ya. Felehumle Rabbihim aynı. Niye öyle okuyoruz diyeceksiniz. Bir ses uyumu ve rahat konuşmak için bazen böyle tasarruflar yapılmış. Rabbihum demek zordur. Esreden ötreye geçmek zordur. Onun için daha kolay telaffuz edilir hale getirmiş. Rabbihim. Peki daha ne vardır? Ve yine atıf harfi ve la havfun. Hiçbir korku yok. Oradaki la nefi, yani olumsuz. Olumsuzluk bildiren. Yoktur diye tercüme etmemizin sebebi bu. Ve la havfun. Peki hiçbir derken bunu nereden anlıyoruz? Onu da havf kelimesinin sonundaki tenvinden alıyoruz. Çünkü tenvinler umum ifade eder diye bir kural var Arapçada. Tenvinler, yani kelime tenvinle bitiyorsa zaten nekredir. Nekreler umum ifade eder. Onun için tercüme ederken de hiçbir korku yok. Yani korkunun birazı var, birazı yok değil. Hiçbir korku yok. Kime? Aleyhim. Bu Allah'a ve ahiret gününe iman edip de salih amel yapanlara Allah'ın nezdinde böyle bir ücret var. Artı üzerlerine hiçbir korku yok. Daha ne yok? Vela. Oradaki vav yine atıf harfi. Vela hum. Onlar olmayacaklar. Yine lam-ı nafiye. Vela hum. Onlar olmayacaklar. Değiller onlar. Ne değiller? Yahzenun. Şimdi bakın bu bir fiil-i muzari. Ama bizim Türkçemizde neyi çağrıştırıyor bize? Hüzün kelimesini çağrıştırıyor. Hüzün. Bilmeyenimiz yoktur yani hüzün ne demek. Onun fiili muzarisi. Hazine yahzenu. Fiilin mazisi. Hüznen de mastarı. Biz daha çok mastarını kullanıyoruz. Hüzünlendim diyoruz. Hüzünlü gördüm diyoruz. Onlar hüzünlenmeyecekler de yani. İleride olacak bir iş ya. Ötede olan bir manzaradan bahsediyor. Üzülecekler de değiller. Fiili muzari. Hazine yahzenu, yahzenu tabii çoğulu. Yahzenu, yahzenani, yahzenune. Cemi müzekker burası. İman edenler. Geçiyoruz. 63. ayete bakıyoruz. Burada da yine karşımıza ve iz çıktı. Ve bir zaman belli ki ve iz gelince anlıyoruz ki Allah İsrailoğullarına bir şey hatırlatacak. Daha önceden onlara ihsan ve ikramda bulunduğu veya onlarla ilgili bir hadiseyi onlara hatırlatacak. Evet. Ve iz. Ve bir zaman, zaman zarfı zaten. Ehezna. Biz aldık. Allah konuşuyor şimdi. Esma ve sıfatlarıyla konuşunca böyle cemi olarak konuşur. Yani nefs-i mütekellim ma'al gayr burası. Ehaztu, ehazna. Ehaze fiil-i mazi, müfret, müzekker.
Ahaztu, ben aldım. Ahazna, biz aldık. Ne almıştık? Mithaqakum, sizin sözünüzü almıştık. Mithaq, karşılıklı anlaşma, sözleşme demek. Ahdu mithaq derler. Bu da muzaf muzafını ile. Ama ahazna fiil fail. Oradaki na fail. Allah bizi aldık diyor. Dolayısıyla fiil fail ortada. Mithaqa, o da meful. Mefulun bih. Onun için kafı üstün okuyoruz, mansub okuyoruz. Çünkü meful olan kelimeler eğer müfretse bu şekilde mansub okunurlar. Sizin sözünüzü aldık diyor Cenab-ı Hak. Peki, ve rafa'na, ve biz kaldırdık. Rafa'a, Allah konuşuyor hala. Ve rafa'na, aynen ehezna gibi. Biz kaldırdık diyor Cenab-ı Hak. Gene fiili mazi, nefs-i mütekellim mal gayr, fevkekum, sizin üzerinize kaldırdık. Hani altı cihetten söz ederler ya, cihat-ı sitte denir buna. Altı cihet. Yani alt, üst, sağ, sol, ön, arka. Fevk de üst deme. Üstünüze kaldırdık diyor Cenab-ı Hak. Neyi? Et-Tûre. Dağı. Tur-i Sina'dan söz ediyor. Tur Arapçada aynı zamanda cebel gibi dağ demek. Ama cebel üzerine bitki örtüsü olmayan dağlar için kullanılır. Çoğulu da cibar. Ama bitki örtüsü olan dağlara tur denir. Tur-i Sina demek ki o zaman bitki örtüsü olan bir dağdır. Şu anda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın makamının bulunduğu bir bölge. Ürdün sınırları içerisinde. Belki veya Filistin toprakları içerisinde olabilir. Makamı tabii yani. Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hak'la görüşüp Tevrat'ı aldığı yerdir orası. Yani mukaddes bir yerdir. Tur-i Sina. Kur'an'da aynı şekilde geçer. Tur-i Sina diye de kıraat edilir. O zaman misakakümden sonraki vavı, vavı haliye olarak değerlendirebiliriz. Yani başınızın üstünde, yukarınızda Tur dağını kaldırarak kaldırmış olduğumuz halde sizin sözünüzü yani misakınızı aldığımız zaman, yani bir zaman böyle bir şey, Allah İsrailoğullarından böyle bir söz almış. Başlarına da Tur Dağı'nı böyle yaslayarak. Yani belki o sözü vermeseler Tur Dağı'nı kafalarına kapatacak Cenab-ı Hak. Belki biraz da korkutarak yapmış da olabilir Rabbimiz Yücelal. Evet. Kulu, bu da ehese kelimesinden emri hazır. Kulu, alınız, tutunuz. Çoğul yani. İsrailoğullarına diyor Cenab-ı Hak. Emre diyor daha doğrusu. Kulu, alınız, tutunuz. Neyi? Ma, o şeyi ki, bu da ma-i mevsule. Yani bir şey anlatacak, ondan önce bu edatı getiriyor. Ateyna kum. Ateyna, biz verdik. Buradaki na zamiri gene Cenab-ı Hak esma ve sıfatıyla konuşuyor. Ateyna, biz verdik. Fiil fail ortada. Ne gerekiyor? Meful gerek. Verdik de kime verdik? Küm, size. Ateynâküm, size verdiğimizi alın, tutun. Kulû, emiri. Neyle tutun bunu? Bi kuvvetin, güçlü tutun. Peki ne kastediliyor burada?
Tevrat kastediliyor. Allah onlara Tevrat'ı verdi. Dolayısıyla Tevrat'a sahip çıkmalarını istiyor Cenab-ı Hak. İkinci emir geliyor şimdi. Vezkuru. Hatırlayın. Zikir kelimesi vekera yezkuru zikran. Oradan emir bu. İsrailoğullarının bütününe hitap ettiği için üzkür, hatırla. Üzküra, siz ikiniz hatırlayın. Üzkuru, hepiniz hatırlayın. Oradaki vav atıf. Yani verdiğimiz şeye, Tevrat'a sıkı sıkıya yapışın, tutun onu. Daha ne yapın? Vezkuru ve hatırlayın. Neyi hatırlayın? Aynen kuzudan sonra ma geldiği gibi vezkuru'dan sonra da ma geliyor bak. Vezkuru ma, o şeyi, ma-i mevsule, o şeyi hatırlayın ki fihi, onun içinde olanı, Tevrat'ı kastediyor. Verilen şeyi, emirleri, la'allekum, umulur ki tettekun, korunursunuz. La'alle bir edat, tereccü için derler. Yani umma manasını, beklentiye girme manasını ifade eden ama olması muhtemel olan temenni bu. Bir de olması mümkün olmayan temenniler vardır. Onlar için la'alle kullanılmaz. Onlar için leyte kullanılır. Bak o da bir ümit, o da bir beklenti. Ama biri tahakkuk etme ihtimali var, ötekinin tahakkuk etme ihtimali yok. Mesela Araplardaki bir şiirde diyor ki لَيْتَ الشَّبَابَةَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَش۪يبُ. Bir gün gençlik geri dönse de bu ihtiyarlığın bana ne yaptığını ona bir anlatsam. Niye لَعَلَّ kullanmadı? Çünkü dönme ihtimali yoktu onda. Leyte olma ihtimali olmayan ümitler için kullanılır. Lealle olabilecekler için kullanılır. Allah onlara bir yol gösteriyor. Biz sizden böyle bir misak almıştık zaten Tevrat'a sahip çıkacaksınız diye. Şimdi bizim verdiğimizi güçlü tutun. Sadece kitabın fiziki tarafını korumak değil, onun içindekileri de hayatınızda koyun demek. Tettekun fiili musari. İttaka, yette, müttaki bu kelimeden geliyor işte. Günahlardan sakınan, en azından farzları da hayatında barındıran insana müttaki denir. Bu asırda yani günahların neredeyse kanunlarla korunduğu bir dönemde bir insanın müttaki olması zordur. Onun için çita bayağı aşağılara indirilmiştir. Yani farzları yapıp kebairden kaçınan, tabiri caizse kebairden kaçınan ve de farzları en azından yapan insan bu asrın müttakisidir. İttika yetteki. İttika en mastarı. Müttaki onun fiil. İsmi faili. Yetteki, tetteki, tettekun. Çoğul çünkü. İsrailoğullarına hitap ediyor Cenab-ı Hak. Şurası yani. Evet. 63. ayette bu şekilde bitmiş oldu. Toparlıyoruz. Cenab-ı Hak İsrailoğullarına buyuruyor ki Tur Dağı'nı başınıza kaldırarak sizden söz aldığımız bir zaman vardı ya. Orada bakın durak var. Fevka kumuttu. Bizim verdiğimize sıkı sıkı sarılın. Ve içindekileri hatırlayın. Ta ki korunasınız. Evet. 64. ayette ne diyor Cenab-ı Hak? Sümme. Sümme aynen vav gibi atıf edatı. Bizim Türkçe'de atıf edatları çok fazla değildi. Veya ben bilmiyorum. Ama Arapça'da 10 tane atıf edatı var. Vav, fa, thumma, hatta, ev, imma, em, la, ben, laki.
10 tane atıf harfi. Üçüncü sırada sümme var. Ve sonra demek yani. Yani bir önceki ayetle sanki bir sonraki ayeti birbirine bağlıyor olarak. Sümme, sonra, hem böyle bir manası da var. Sonra tevelleytum. Yüz çevirdiniz. Tevella yetevella, tevelliyen, yüz çevirmek. Şimdi Allah onlara ne hatırlatıyor? İsrailoğulları ne yaptı? Bu bir fiilim mazi. Tevella, aslı vella, yuvelli, muvelli, vali mesela işi sevk ve idare eden demektir. Ama tefaül babına aktarılınca mana da farklılaşıyor. Tam tersi bir anlam. Yani birisinde ilgilenme varken ötekinde tam tersi ilgilenmeme, yüz çevirme. 180 derece fark. Ve yüzlerine karşı söylüyor bunu Cenab-ı Hak. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ Siz yüz çevirdiniz. Ey İsrailoğulları demektir. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ Peki nereden yüz çevirdiler? مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Ba'dı normalde sonra demektir. Ama burada bir mana bütünlüğü olması itibarıyla Allah'la böyle bir sözleşme yapıp bitirildikten sonra arkasından yüz çevirdiniz. Halbuki söz vermiştiniz. Tevrat'a sahip çıkacaktınız sıkı sıkıya ve içindekileri hayata aktaracaktınız. Zalike ismi işaret. Orada üç tane harf var. Aslında zal, lam, kaf. Asıl ismi işaret oradaki za. Lam uzaklık bildiren bir harf burada. Lamul bu'ud denir buna. Uzaklık bildiren bir lam. Kaf da hitap kaf. Yani üç harflik bir edatta üç ayrı mana mevcut. Dolayısıyla orada bir cim secavendi var. Nefesi yetmiyorsa orada durabilir. Tümme tevelleytum min ba'di zalik. Zaten cümlede burada adeta bizdeki gibi bir virgül. Ve sonra bundan, bunun arkasından yüz çevirdiniz. Yani verdiğiniz sözü tutmadınız. Buna rağmen Cenab-ı Hak onlara buyuruyor ki felevla. Lev aslında bir şart edatı. Olsaydı demek. Hani ayette hepinizin bildiği imani, itikadi şeylerde çok bahsettiğimiz konularda لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Yer ve gökte ilahlar olsaydı karman karışık olurdu. لَفَسَدَتَا Oradaki lev, buradaki felev adeta bir başlangıç iptidaiye olarak değerlendirilebilir. Ama arkasından lam elif gelince la olmasaydı. Lev olsaydı, levla olmasaydı. Ne olmasaydı? Fadlullahi. Allah'ın lütfu. Fazıl, bizim Türkçe'de fazladan deriz ya. Yani hak etmediğin şeyin üstü fazladan. Yani mükafat olarak. Fadlullahi, Allah'ın lütfu. Allah'ın fazlı keremi. Olmasaydı kime? Aleykum. İsrailoğullarına diyor Cenab-ı Hak. Sizin üzerinize Allah'ın hak etmediğiniz ama Allah buna rağmen size bir fazlalık olarak bir şey ihsan ediyor. Daha bitmedi. Ve rahmetuhu ve onun rahmeti olmasaydı. Oradaki vav atıf. Fazıl kelimesinin üzerine atıf. Yani Allah'ın hem fazlı hem de rahmeti. İkisi birden olmamış olsaydı lekuntum. Mutlaka olurdunuz. Oradaki lam te'kid lamı. Yani manayı güçlendiriyor. Felevla başlangıcı bir şart edatı olduğu için şart cümlesinden sonra cevap cümlesi gelir. Yani bir şart cümlesi önce gelir, cevap cümlesi ondan sonra gelir. Yani şu olmasaydı ne olacaktı? Bir şey olacaktı. O olacak olan şey
cevap cümlesi. Tekit olarak da geliyor, hem de şart cümlesinin cevabında gelen bir lam. Lekuntum, elbette olurdunuz. Bakın kâneden bu da. Fiil-i mazî. Künte, küntuma, küntum, lekuntum, mutlaka, elbette olurdunuz. Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı. Levla. Peki ne olurdunuz? Minel hasirin. Kaybedenlerden, husrana uğrayanlardan, zarara girenlerden olurdunuz. Şimdi hasar kelimesini bilmeyenimiz mi var? Sel oldu, hasar oldu deriz bak. Pek çok şey o sel dolayısıyla kayboldu demek. Kayıplar yaşarsınız, zarara uğrarsınız demek. Hasir ismi fail. Ama İsrailoğulları çoğunluk olduğu için, yani ikiden fazla insana hitap ettiği için Cenab-ı Hak hasir ismi failini de çoğul olarak kullanıyor. Kaybedenler, tabii başında min olduğu için hasirun değil, hasirin oldu. Neden? Cemî müzekker bir ismi fail bu. Hasir, hasirani, hasirune. Ama minden dolayı hasirine. Min harfü cerdi, cemî müzekkerlerin cer hali ya iledir. Hasirin diye bak çekiyoruz. Ayetin sonunda böyle bitiyor. Şimdi ayete topluca baktığınız zaman bundan sonra yüz çevirdiniz. Yani bundan sonra yüz çevirdiniz demek. Bir önceki ayetle bağlantılı. Yani Allah'a söz vermiştiniz. Tevrat'a sarılacaktınız. İçindekileri hatırlayacaktınız. Ama yapmadınız bunlar. Yüz çevirdiniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti olmamış olsaydı siz mutlaka zarara uğrardınız. Uğrayanlardan olurdunuz diye bitiriyor. Evet, 65. ayette velakat. Vav yine atıf. Çünkü İsrailoğulların durumu devam ediyor. Velakat. Lakat kelimesi biliyorsunuz, tekit için gelir. Ne zaman? Eğer fiili mazinin başına gelirse. Peki fiili muzarının başına gelirse? Kat, yani aslı lakat veya kat. Oradaki lam da tekit içindir. Vav atıf harfi, lam tekit için, asıl kelime kat. Fiili mazinin başına gelince tahkik ifade eder. Yani inne gibidir. İnne isimlerin başına gelir. Kat da fiillerin başına gelir. Fakat fiili mazinin başına gelince ayrı bir anlam ifade eder. Gerçeklik. Mutlaka. Kesin. Ama fiili muzarının başında aynı fonksiyonu yapmaz. Fiili muzarının başında da bazen anlamı verir. Yani bazen olur, bazen de olmaz. Ama burada alimtum diye fiili mazinin başına geldi. Dolayısıyla lam tekidiyle birlikte kad bir de fiili mazi olunca oradaki vavı da normal atıf harfi değil de kasem vavı. Hani biz vallahi diyoruz ya, vallahi yemin yapan oradaki harf vavın kendisi. O vava vavu kasem denir. Harfu cerdir aynı zamanda. Ama yemin, Allah lafzı üzerine yemini gerçekleştiren vavdır. Burada da vavı kasam vavı olarak düşünürsek Allah bir şey üzerine yemin ediyor. Ne buyuruyor? Ve lekad, and olsun ki, yani yemin olsun ki kesin, fiil-i mazinin de önüne geliyor. Alimtum, siz bildiniz. Alime, bak, alim bu kelimeden geliyor. Malum, malumat bu kelimeden geliyor. İlim bu kelimeden geliyor. Alime, ya'lemu ilmen. İlmen zaten mazdar demek. Mazdar, bilmek demek.
Alime fiilinden. Siz bildiniz. Bak şurası. Alimte, alimtuma, alimtum. Siz bildiniz. Neyi bildiniz? Ellezine atedev. Ellezine yine yukarıda da geçmişti. İsmi mevsul yani bir bağlaç. İki ifadeyi birbirine bağlayacak. İkisi de fiili mazi. Bakın. Alimtum, i'tedev. İ'tedev sınırı aşmak, tecavüz etmek demek. Arapçada icraatları itibariyle fiiller ikiye ayrılır. Birisi müteaddi. O da bu kelimeden geliyor. Müteaddi demek fiil faili alır, yetinmez. Mef'ule geçer. Fiil failini alır, yetinir. Ona lazım fiil denir. Yani sadece faille yetinir, mef'ule ihtiyaç duymazsa onlara lazım fiil denir. Faille yetinmez ve mef'ule mutlaka tecavüz etmek, yani oraya ona geçmek durumu varsa ona da müteaddi denir. Şimdi burada da İsrailoğulları için Allah diyor ki i'tedav, sınırı aştılar. Minkum, sizden bazıları. Hepsi değil demek. Arapçada min, mini baziye diye kısım bildiren bir min vardır. Burada karşımıza çıkıyor. Yani siz onları da biliyorsunuz yani. Kimler sınırı aştı? Kimler haksızlıklar yaptı? Kimler verdiği sözü tutmadı? Kimler Tevrat'ın hükümlerine uymadı? Siz bunları biliyorsunuz. İçinizde bunlar çünkü. Peki bu sınır nerede aşıldı? Fissebti. Cumartesinde. Biliyorsunuz Yahudilikte cumartesi mukaddes gündür. İnançlarına göre Allah kainatı 6 günde yarattı. 7. gün istirahat etti haşa ve kella. Öyle düşünürler. 7. gün cumartesi. Günler onlarda pazar günü başlar. 1. gün. Araplarda da hala öyledir. Yevmul ehad pazar günü. Yevmul isneyn 2. gün. İsneyn 2 demek zaten. 2. gün de pazartesi. Yevmul sülata çarşamba günü mesela. 3. gün demek. Yevmul erbi'a perşembe günü demek. Salı günü yevmul sülata, yevmul erbi'a çarşamba günü, yevmul hamis 5. gün perşembedir. Yevmul cuma değişmez. Yevmul sebt 6. gün, 7. gün daha doğrusu. 7. günde haddi aştılar. Hadisenin özü şu. Allah İsrailoğullarına cumartesi ibadet günüdür. Dünyevi hiçbir işle meşgul olmayacaksınız. Aynı nasıl biz cuma günü cuma namazı kılma gibi bir mükellefiyetimiz var, farz var. Ama bizde iş yasağı yok. Onlar da vardı. Hatta Cenab-ı Hak cumartesi bile yetecek olan nimetlerini cumayı cumartesine bağlayan geceden onlara indiriyor. Yani ihtiyaç değil. Ama hırs bir de imtihan dünyası ya. Böyle 10 bin, 12 bin nüfuslu bir sahil kasabasındaki Yahudiler cumartesi balıklar neredeyse karaya vuracak ama onlar dinleri haram kıldığı için balık tutamıyorlar. Pazar oluyor, balıklar gitmiş oluyor. Şimdi bu 1-2-5 hafta bazıları dayanamıyor. Cumartesi av yasağını kırıyorlar. Dolayısıyla da imtihanı kaybediyorlar. Müslümanlıktan önceki ümmetlere Cenab-ı Hak işledikleri günahlarının bir kısmının cezasını dünyada veriyor. Ad, Samud kavimleri, İsrailoğulları, bunların dünyada çektikleri bela, musibetler, Kur'an anlatıyor bunların bir kısmını. Böyle bir cumartesinde balık yasağı olmasına rağmen, sadece balık yasağı değil, dünyevi bütün iş yasağı. Yani o gün ibadetle meşgul olunacak. Tevrat'a göre, Yahudi'ye göre. Ama onlar ne yapıyor? İ'tedav. Sınırı aşıyorlar.
cumartesi cumartesi dinlemiyorlar. Fekulna. Yukarıda kasem vardı ya, yani yemin var. Yeminin cevabı geldi şimdi. Allah neye yemin etti ve ne ceza verecek? Önemli bir Allah'ın yasağını çiğnemişler. Dolayısıyla bir ceza geliyor İsrailoğullar. Fekulna, Rabbi Zülcelal diyor ki biz dedik, bu da kâleden fiili mazi ve nefsi mütekellim maal gayil. Biz dedik diyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle. Kime? Lehum. Onlara, yani İsrailoğullarına dedik. Onlara dedik ki kûnû, olunuz. Bu da emir. Kâneden kûnû. Ne? Kıredeten, maymunlar. Krede Arapçada maymun demek. Nasıl maymun ama? Hâsiîn, aşağılık. Rezil, kepaze, perişan. Bu da ismi fail. Aynen hâsirîn gibi bak. Bir ra fazlalığı var. Hâsirîn de öteki hâsiîn, hase'e. Yani aşağılık, rezillik anlamında. Şimdi bitiriyoruz. Tefsirciler buna iki mana veriyorlar. Bir, gerçekten bu cumartesi yasağını delip de haram işleyenlere Allah orada bildiğiniz maymuna çevirmişti. Öyle maymun olarak da ölüp gitmişler. Bir. İki. Suretlerini değil de siretlerini maymunlaştırmıştı. Hani taklitçi, hırsı olan, hırsız bir hayvan, o hayvanın ahlakını Yahudilere giydirdi de deniyor. Allahu alem bissallah. Doğrusunu Allah bilir en iyi. Ama ikisi de mümkün. Siz bildiniz, haddi aşıp sınırı aşan sizlerden cumartesindeki o yasağı delenlere biz dedik ki siz aşağılık maymunlar olun. Evet, bu akşamki dersimiz bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Önümüzdeki derste buluşmak üzere inşallah.